Ferhunde, sensiz çok acı çekiyorum. Özlemin dayanılır gibi değil. Lütfen bir kere olsun seni görmeme izin ver. Kimsenin haberi olmayacak, yemin ederim. Lütfen bebeğim, beni reddetme. Lütfen buluşalım. Şevket. Ferhunde beni aldatıyor. Ferhunde beni aldatıyor Fikret. Belki eski kocasıdır. Ferhunde'ye rahat vermiyordur. Olabilir Şevket. Aslında ben de sana anlatacaktım. Niye anlatacaktın? Ama emin olamadım. Ne biliyorsun Fikret? Söyle bana. Bugün tesadüfen bir telefon konuşmasına şahit oldum. Ferhunde'yi biri aradı. Odasında konuştu ama duydum birazını. Ya ne duydun Fikret? Söyle bana, ne duydun? Ferhunde'yi görüşmek için zorluyordu anladığım kadarıyla. Allah kahretsin ya, Allah kahretsin. Şevket. Bırak beni. Babam duyar, ne olur yapma Allah aşkına. Yine haklı çıktı. Babam yine haklı çıktı Fikret. O demişti. Seninle kocasını aldatan yarın seni de aldatır demişti. Dur bakalım. Daha hiçbir şey bilmiyoruz. Belki benim dediğim gibidir. Belki eski kocası rahatsız ediyordur. Ferhunde seni üzmemek için, huzurunuzun kaçmaması için sana söyleyemiyordur. Bekle. Kendi anlatsın Şevket. Ne olur üstüne gitme. Bak senin bebeğini taşıyor. Yazık günah olur. Gerçekten benim bebeğim mi acaba? Günaydın aşkım. Sen dün gece benim yanımda yatmadın mı? Aa, nerede yattın? Nereye gidiyorsun? Dün söyledim ya, üniversiteden arkadaşlarla buluşacağım. Kızlarla. Söylememiş miydim? Hayır. Neyim var hayatım? Ne oldu Şevket? Yok bir şey. Dün gece uyuyamadım. Kıyamam sana. Hadi beraber çıkalım o zaman. Seni bankaya bırakayım, oradan gideyim. Olur mu aşkım? Hadi. Günaydın. Günaydın kızım. Nasılsınız bugün? Sağ olun, iyiyim. Kahvaltı etmediniz. Bebek için iyi olmaz. Şimdi kahvaltıya gidiyorum. Okuldan arkadaşlarla buluşacağız. Aa, bir lokma bir şey yemeden katiyen bu kapıdan çıkamazsın. Maazallah bayılır kalırsın yavrum. Anneciğim tamam. Olmaz, olmaz. Bir lokma daha, bir lokma daha. Israr etme Hayriye, yapma. Bak bir yudum da süt iç. Bak içine bal da koydum. Gel yavrum, gel. Anneciğim. Al yavrum. Anne tamam. Hadi Ferhunde. İyi günler babacığım. İyi günler kızım. Şevket. Ne olur sakin ol. Lütfen abuk subuk bir şey yapma. Hadi canım. Fikret. Nesi var? Yüzü beş karıştı. Kavga mı ettiler yoksa Allah korusun? Yok canım. Dün gece geç yattı. İnternetten ilan sayfalarına baktı. Hani ek iş arıyordu ya. Belki uykusuzluktandır. Hadi döndük yine en başa. Ne olacak halimiz Ali Rıza Bey? Tamam Hayriye, tamam. Yine başlama. Bakacağız bir çaresine. Çok şekerler mi fazla üstüme geliyorlar Şevket? Tam görmemişin torunu olmuş durumu. Hele Fikret, inanamıyorum. Ay yatak örtüsü işlemeye bile başladı.
Ali Rıza babayla da aramız düzeldi. Benim eve gitmem lazım. Ne oldu? Bir şey oldu yok ama gitmem lazım. İzinsiz mi çıkmıştın? Öyle sayılır. Annenler merak etti tabii. Evet. Hay Allah, seni de zor durumda bıraktım. Bütün gün seni göremeyince ben dayanamadım. Bir sesini duymak istedim. Müsait değilsin galiba. Evet. Kusura bakma. Yarın görüşürüz o zaman. İyi akşamlar. Sana da. Bırak kolumu ya. Harun be. Seni rahatsız mı ediyor? Yok. Kim bu? Şey. Tanıştırayım. Eşim İsmet. Şevket Bey bankadan arkadaşım. Memnun oldum. Sevmediğin biriyle yaşamak feci bir şey. İşkence gibi. Anlaşamıyoruz biz. O dengesiz, çok kaba, kırıcı. Yapamıyorum, yürümüyorum. Çok çabaladım, olmadı. Isınamadım, tenim, ruhum uyuşmadı. Ölmeyi istedim kaç kere, onu da yapamadım. Şimdi o bana her dokunduğunda ölüyor. Kaybettiğim her şeyi sende buldum Şevket. Aşkı, yaşama sevincini, heyecanı. Artık sensiz olmaz. Bundan sonra olmaz. Lütfen Şevket, kötü hissediyorum. Sana ihtiyacım var. Ama ev olmaz. Gelmezsen ben de girmeyeceğim. Hem dikkat çekiyoruz burada, komşular görecek. İnan ki kötüyüm. Yalnız bırakma beni, ne olur. Ben kendimi sana nasıl affettireceğim? Affedecek ne var ki? Evlilikten bahsedip tadını kaçırdım. Sonra surat yaptım. İnan ki şımarıklıktan değil. Sinirlerim bozuk ondan. Biliyorum. Seni ne kadar çok sevdiğimi de biliyor musun? Evet biliyorum. O zaman niye hala beni affediyorsun? Hasta mısın sen, terlemişsin? Hayır. Görüşürüz. Beni öpmeyecek misin? Hey! İyi değilim Ferun'da. Vitamin falan al. Bana bak. Şevket!